Selam dostlar. Böyle gri, yağmurlu, bulutlu. Aslında benim biraz sevdiğim havalar ama hayvanlar için biraz kötü havalardan bir günde bahçeden herkese selamlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Tavuklarımızdan kalanlarımız bu kadar. Şöyle bahçenin de onların gezmediği tarafında ot vardı. Otları yesinler diye bıraktık. Bu görünen tavuklardan da işte şöyle şapkalı tavuklarımız falan aslında sahiplendirildi. Sadece sahiplerini bekliyorlar. Yani gidecekler. Kalan tavuklarımız bu kadar. Yani var gene kümeste birkaç parça hintimiz falan var. O hintleri zaten sahiplendirmeyeceğim. Durum böyle. Hafta içi bir şahsi işimden dolayı bahçeye gelmek zorunda kaldım. Kızım sen nasıl bir tavuk olmuşsun horoz olacakken? Kilodan yürüyemiyor. Bahçeye geldik. Size de bir görüntü çekeyim istedim. Hem de bir meramım var, onu da anlatayım istedim. Şimdi arkadaşlar biz bahara kadar biraz işte sağlık problemleri nedeniyle tavuklarımızı azaltacağız. Belki önümüzdeki kışa doğru yeniden çoğaltırız. Şimdi bizim burada 8-10 pare kümesimiz var. Kümese ihtiyacımız yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Hatta şu çamur olmuş şurası, şöyle ben bir geçeyim. Şurada da işte kümeslerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlar sizden yoğun bir mesaj alıyorum. Yani kanalımızı izleyen arkadaşlardan sağ olsunlar işte direkt mesajla ulaşıyorlar. Arkadaşlarımız bu çadır kümes önerisi istiyor arkadaşlar benden. Şimdi ben çadır kümes kullanmadım hiç. Bilmiyorum yani hani nedir ne değildir. Ne yapılır? Nasıl kullanılır bilmiyorum. Ben buraya geldim yem vereceğim zannediyorlar. İşte yani nasıl kullanıldığını bilmiyorum açıkçası. Hani kimseye yanlış bir yönlendirme de yapmak istemiyorum. Sonuçta hani bize güvenip bir iş yapıp da mağdur olsun istemem kimse. Bu çadır kümes yapan arkadaşlara ulaşabilirsek, sesimiz giderse ya da işte sizin böyle bir tanıdığınız varsa, böyle bir işe girmek isterse hemen lafımı bitirmeden şu tavuğumun ayağını fark ettim arkadaşlar. Bakın ayakları çapraz olmuş o tavuğun. Muhtemelen doğuştan beri böyledir. Muhtemelen de kardeş işlemesi yüzünden böyledir. Bunu da size söylemiş olalım. İşte şimdi çadır kümes olayında atıyorum tanıdığınız bir çadır kümes yapan vardır. Ya da uzun yıllardır bunu kullanan biri vardır. Tabii firma önereceğimiz için yani aldığı firmanın da güvenilir olması lazım. Ya da atıyorum firma olarak bu işi yapıyorsunuzdur. Bize bahçemizin şu bölümüne küçük bir tane çadır kümes kurarlarsa, tabii içine girebileceğimiz boyutlarda olması şart en az. Yani çünkü adam boyunun altındaki kümesleri ben kullanmayı tavsiye etmiyorum. Çok zor oluyor. Öterken eşlemeye kalktı. Bize böyle bir kümes kurarlarsa, hani onların tanıtımını yapmak amaçlı sadece. Biz burada deneyimleriz bu kümesi arkadaşlar. Deneyimlerimizi gene söylüyorum, olumlu olumsuz paylaşırız. Firmaya yaptığı işe güveniyorsa katkımız olur. Yaptığı iş zaten kötü olacaksa zararımız olur. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben hani doğrusuyla yanlışıyla yaşadığım her şeyi söylerim. Onun dışında biz şeyimiz yok. Dediğim gibi bir çadır kümes önermek için bunu ya deneyimlememiz lazım ya da güvendiğimiz birinin deneyimlerinden faydalanmamız lazım. Ya da şu anki yaptığımız gibi vallahi benim hiçbir fikrim yok deyip mesajlara cevap vermemiz lazım. Böyle bir süreç yaşıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklarımızdan bir 30 tane kadar ya var ya yok. Şu an kalan sayıyı bilmiyorum. Tavuklarımızı sahiplendireceğimizi zaten söylemiştim. Şurada nelerimiz var?
Şurada Hintlerimiz vardı. Bunları bir bırakayım. Buraya nereden su gelmiş? Ha, yağmur açılı yağmış. Şurasının suyunu merak ettim de. Arkadaşlar bu Hint bu seneki yarkamız. Damızla aldığımız tavuğumuz. Şunlar da 1,5 yaşlı tavuklarımız. Şu tavuğumuz 2 yaşlı. Horozumuz daha genç ama yumurta yemi yiyor bunlar. Bu yumurta yemi de mahpuzlarını aşırı büyütüyor. Bunlardan yumurta almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bunların yumurtalarını da kuluçka yiyoruz. Bakın sıcacık bir yumurta var. Ya bu Hintlerim benim için değerli. Tek sahiplendirmeyeceğimiz hayvan da bunlar. Oğlum. Maşallah. Normalde bir takım daha genç takımımız var. Bakın şu karşı yüksekliği şöyle kestirebilirsek. Horozumuz orayı rahat yiyor. Kafası. Burası neresi? Benim cebimin biraz altına geliyor arkadaşlar. Yani yüksek bir horoz. Beraber Hintleri beslediğimiz arkadaş da bir Hintleri çek demişti. Ona da bir video olmuş olur. Şu an damızlıkta 4 tavuğum. Bir horozum var. 1 artı 1 de sahiplendireceğim genç takımım var. Alıştı. Hint kırması koy tavuğumuz daldı içeriye. Ben çıkana kadar şimdi dayak yiyecek orada arkadaşlar bir süre. Dediğim gibi tavuklarımız pırıl pırıl arkadaşlar. Bakın şurada gene 3 tane mi 4 tane mi yarkamız var. Efendim baba? Hint'in önünü açtım. Diğerlerini açacağım baba. Şimdi vakit yok gene. İşlerden dolayı. Bir yemleyip gideceğiz. Hayvanlar da şöyle bir turluyor. Bana Instagram direkt mesajla ulaşabilirsiniz. Ya da Facebook direkt mesajla ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı paylaşamıyorum arkadaşlar. Telefon numaramı paylaşınca biraz başımız ağrıyor. Bakın şurada Brahma kırığı bilek tavuğumuz var. İşte kuyruğu bozuk zaten. Hani Brahma diye satılan ama Brahma kırığı bu. Yani bizde Brahma ise Brahma, Brahma kırığı ise Brahma kırığı. Yani şurada bir tane bilek mutlet. Başkasına sorarsan Ligorin, bana sorarsan köylü tavuğu. Benim en sevdiğim tavuklardan maşallah. Şunları sahiplendirdik zaten arkadaşlar. Öyle. Şurada bakın Dark Brahma horoz. Bunların devamının hepsini bir abimize verdim. Ama dedim ki hani bu horoz bence sana yaramaz. Neyse o bende. Bence de güzel değil. Yani hani Brahma olarak güzel değil. Yanlış anlamayın. Arkada giden horoz. Brahma değil yani. O yavruların içinden çıkmış ama muhtemelen ya bir yumurta karışmış ya bir tohum karışmış. Öyle bir durum var. Şu arkadaşlar en tipsiz görünen tavuğumuz. Şu an kümese en yakın olan. Sussex'e benzeyen rengi. Ama en çok yumurtlayan tavuğumuz. İnceden bir paçası varmış. Şu an fark ettim daha. Arkadaşlar bu geçen senenin civcivi. Yani 1,5 yaşında. Yazın 2'ye girecek. Tüye girdikten sonra da tüylerini tamamlamadı hiç. Öyle yarım kaldı onun. Ama yumurta verimi çok güzel. O yüzden bir şey yapamıyoruz ona. Çamur olmuş oralar ya. Tavuklu koyun kavalcısı gibi oldun. Peki ördeklerin nasibini neden tavuklar yiyor? Ördeklerin nasibini neden tavuklar yiyor? Ördeklerin ayrıca ekmek görüyor. Bunlarla beraber yiyor ördek. Ördek durun bak. Nerede? Bak onlar da yiyor. Görüyor musun? Şu da kibar bir tavuğumuz. Paçaları çamur olsun istemeyenlerden. Bakın yürüyüşe bakın.
Çamura basınca öyle yürüyeyim. Ördekler tavukları nasıl yiyorsun? Arkadaşlar bakın, betonda normal yürüyor. Çamura basınca... Tavuğun kibarı da oluyor arkadaşlar bakın. Yani bak, orada kuru yere basınca, yani sert zemine basınca normal yürüyor. Betona basınca normal yürüyor. Çamura basınca zıplayarak yürüyor. Ayağının altına çamur gelirse. Tavuğun kibarı bu da. Gel lan gel, arada aç kalacak. Ama nasılsa bir de içeri yem sağlam var ya. Arkadaşlar durum böyle. Durumlar böyle. Bakın Ligorin gibi görünen bir tavuğumuz. Ne Ligorin ne de Tintet. İkisi de değil, köy tavuğudur. Aynı şekilde horoz gibi görünen tavuklarımız var şu an. Onu fark ettim. Arkadaşlar bakın, bir tane Hint kırmamız. Bu Hint kırmalarda şey oluyor arkadaşlar. Biz bazen yedek horozlarımızı şey yapıyoruz mesela. Ne denir? Köy tavuğu kümesine koyuyoruz. Yedekte kaldığı süreçte. O süreçte de bu hayvanlar oradaki yumurtaları tohumladığı için onların kuluçkasından çıkan hayvanlar. Böyle çok değişik tavuklarımız var arkadaşlar. Hakikaten çok değişik tavuklarımız var. Ördeklerimiz var. Ördeklerimizin 1, 2, 3, 4 o dişi 4 artı 1 ördeğimiz var. Bir tek şu bana yakın olan, ortada olan beyaz erkek görüyorum şu an. Şu gri de belki erkek olabilir ama ergen olamamış mı daha? Yani kuyruğunun üstünde, he, o da erkekmiş. 3 artı 2'ymiş arkadaşlar. Bunlar da yumurtluyor ama nereye yumurtluyor bilmiyorum. Babam biliyordur. Bunları da sahiplendiririz arkadaşlar. Şöyle ki ben bunları dediğim gibi ördek etinin lezzetine bakmak için aldım. Ördek etinin lezzetini de çok beğendim aslında. Tamamen de organik besledik. Bakalım şurada yer yaptık ama oraya yumurtluyorlar mı? Lezzetini de çok beğendik ama şöyle bir sıkıntı var. Ben biraz galiba doyumsuzum. Küçük arkadaşlar, yani ördek kaza göre küçük. Nasıl küçük? Atıyorum kesiyorsunuz, 1,5 kiloya yakın bir et çıkıyor ördekten. Temizlenmiş halinden bahsediyorum, iç organlarsız. Bu da bence ördek için az. Yani şu görüntüye göre az. Hani 2 de çıkabilir. Bir de herkes şey diyor, ikinci yaşında daha etleniyor falan diyor ama bizim kapalı bir kümesimiz yok. Bunlar serbest geziyor. Civcivlikten beri. Böyle bahçede her yer onların. O yüzden sahiplendirebiliriz. Ben yerine köy kaz alır. Hani besleyecek arkadaş için sahiplendiririz. Ben köy kaz alır. Keserim. Etlik olarak kullanırız. Durum böyle arkadaşlar. Bahçemizi bu sene İşte hem bir revize edeceğiz, hem de bir süre babamı dinlendireceğiz. Yani o yüzden de bu hayvanlarımızı sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun. Hintler hariç arkadaşlar, gene söylüyorum. Hintlerde bir takım var. Nerede olduğunu bulabilir miyim? Bakayım şimdi de. Şu kümese koymuştu en son. Önce şurayı bir takalım. Kızım sen oraya girdin şimdi. Babam da seni orada kapatacak. Dayak yiyeceksin bak. Bu bizim Hint kırığı köylü tavuğumuz. Orada dayak yiyecek. Biraz önce ben böyle kümese girerken kaçtı aradan. Ondan sonra başımıza iş olacak. Yukarıda kaldın değil mi? İnemiyorsun aşağıya. Burayı açabiliyor muyum? Şunu açabiliyorum. Arkadaşlar şu 1 artı 1 yarkamız. Bunlar 4 aylık civarındaydı ama horoz yalnız olduğu için biraz erkek olmuş. 4-5 aylık diyelim. Bunları da sahiplendireceğim.
Ya normalde bu horozu şu horozum hasta olsaydı kendimize ayıracaktık ama bu horozum hasta değilmiş. Büzüşüyordu geçen. Altı ıslanmış. Durumumuz budur. Bu horozumuz da bayağı bir erkek olmuş. Hafif kilolu arkadaşlar bu. Yanındaki de hafif kilolu tavuk. Şurayı daha açalım şöyle. Bunlar da hava alsın. Ben çıkayım. Kızım beni beklemeyin. Yemi babam verecek. Bak. Bir tanesi de buraya gitti. Sen de orada dayak ye yavrum. Şimdi seni de orada dövecekler. Dayak yiyeceksin. Denizli horozumuz. Arkadaşlar. Bak gördün mü sen de orada. Gel buraya gel gel. Gel çık. Tamam çıkarttık onu. En azından onu ortalık. Şunu çıkartabilirsek bir de şunu çıkartalım. Evet onu da kurtardık. Arkadaşlar burada şöyle yabancı kümese gireni döverler. Tavukların genel kanısıdır. Yabancı kümesteki tavuk dayak yer arkadaşlar. Bunlar da şu an benden yemek bekliyor ama ben vermeyeceğim size arkadaşlar. Durumumuz bu arkadaşlar. Öyle yağmurlu bir günde böyle inceden de yağmur yağıyor. Hoşuma da gidiyor benim. Bir paylaşım yapmış olduk. Şu Hint takımımız değerlidir. Gene söylüyorum. Bunlar da köylülerimiz arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.